arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle minik prenseslerimiz için güzel bir saç bandı nasıl çalışacağız. Şu şekilde kalpler halinde dizilimli bir şekilde birer birer istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Küçük yaş gruplar için daha az sayıdaki kalpler yapmamız gerekirken eğer yaş büyüdükçe baş ölçümüzü oranda kalplerimizin sayısı artacaktır. Şöyle görelim bakınız. Çok hoş bir bandana. Şimdi bandanamızı yeniden sizlerle çalışmaya başlayalım. Bakınız şöyle zincirlerimizi çektik her iki tarafta da. Ortada da kalplerimizi ardı ardına dizdik. Saç bandamızı dilediğimiz iplerle örebiliriz. Yalnız ipimize uygun tığ numarası olması çok daha güzel sonuçlar verecektir. Ben zincirimi çekerek başlıyorum. 2 numaralı tığımı kullanıyorum. Ve Alize Happy Baby ile örüyorum başlıyorum. 37 tane zincirimi çekiyorum. Başlangıçta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 37 tane zincirimi çekerek geldim. Geriye sayarak başlıyorum. 1 2 3 4 5 5. zincir yuvasının içerisine iki defa tığımın başını doluyorum. Geliyorum. İkişer ikişer örmeye başlıyorum. 1 2 3. Bir tane ördüm. Zincirimle birlikte 2 oldu. Toplamda 5 tane olana kadar örmeye devam edeceğiz. 1 2 ve 3. 1 2 3 aynı yere giriyoruz hepsini aynı yerden devam ettiriyoruz 2 3 Evet 4 tane ördüm bir tane de zincirden döndüğümüz trabzanımız şöyle gördüğümüz zaman 5 tane trabzanımızın olduğunu görüyoruz tığımızın tekrar başını doluyorum hemen bir alttaki zincirimin içerisine bakın şuradaki kısma girerek iki tane trabzanımı örüyorum ikili trabzanımız bakınız bir defa doladım ve ördüm tekrar bir defa doluyorum aynı yere ikinci kez batıyorum iki tane trabzanımı da aynı yere örüyorum tığımın başına dolamadan bir sonraki yuvaya direkt sık iğnemi batıyorum bir tane de sık iğnemi ördüm toplamda burada 5 trabzan oldu zincirimizle birlikte 2 trabzan ikili trabzan olarak yanına ördük. Bir tane sık iğne ile battık. Sık iğnemizi battıktan sonra bir zincirimizi çekelim. Ve en son şuradaki sık iğnenin olduğu ilmeğe yandan girerek bir defa örelim. Örgümüzün arka yönünü kesinlikle çevirmiyoruz. Hep ön yönden işlemimize devam ediyoruz. Bir tane bu kısmı ördükten sonra hemen yanına sık iğne olarak batıyorum bir sık iğneden sonra tığımın başını doluyorum dibine bir defa başını doluyorum tek seferde çekiyorum tekrar tığımın başını doluyorum iki tane trabzan yan yana örmüştük oraya giriyorum tekrar iki tane trabzanımı aynı yere örüyorum ikinci trabzanımı da Evet şu şekilde kalbimizin ucunu oluşturduk sonrasında 4 trabzananımızı ördüğümüz yere iki defa başını dolayarak giriyorum bakın şu bölüme 1 2 3 toplamda 4 defa aynı işlemi tekrar ediyorum ikinciyi örüyorum 3. trabzanımı örüyorum ve dördüncü düncü trabzanımı örüyorum 4 trabzanım ördükten sonra 2 zincir ilave ediyorum tam ortaya giriyorum Ve bu şekilde birinci kalbimizi oluşturuyoruz. Bakın birinci kalbimizi oluşturduk. Zincirimiz şu şekilde kalbimizin uç kısmında kaldı. Bakınız şimdi iki zincirimi ortaya battıktan sonra tekrar yedi tane zincirimi çekmeye başlıyorum. 1-2-3-4-5-6-7. 7 zincirimi çektim. Geriye doğru sayıyorum. 1-2-3-4-5. ve beş. Tığımın başını 2 defa doluyorum. 5. zincir yuvasının içerisine 4 defa bu şekilde trabzanlarımı örüyorum. Bir tanesini ördüm. 2 defa tekrar doluyorum. Aynı yere giriyorum. Bakınız. Zincirimizle birlikte 3 tane oldu. Tekrar zincirimle birlikte 4 trabzanım oldu. Ve 5. de örüyorum. 5 trabzanımı ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki zincir yuvasının içine 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 Tek doluyorum aynı yere giriyorum. 2 İki tane 2'li trabzan yan yana. 2 trabzanımı yan yana ördükten sonra bir sonraki zincirin içerisine sık iğne olarak batıyorum. Ve bitiriyorum bu taraftaki kalp çalışmamızı. Şu kısım tamamlanmış oluyor. Bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını kesinlikle çevirmiyorum. Hemen bir zincirimden sonra yandan şöyle alıyorum ilmeğimi bir tane içinden geçiyorum. Hemen dibine bir tane sık iğnemi örüyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Ve buraya tek seferde çekim yapıyorum bakınız. Tığımın başını tekrar doluyorum. Aşağıdaki sırada iki tane trabzanımızı ördüğümüz yere girerek Yine iki tane trabzanımı örüyorum. Bir, aynı yere tekrar giriyorum. 2 Ve diğer boşluğun içerisine dört tane trabzanımızı iki dolayarak örüyoruz. İki trabzanımızı yine iki trabzan ördüğümüz yere girdik. İki defa başını doluyorum. Bakın bir sonraki dört trabzanımızı ördüğümüz yerdeyiz. Ve 4 defa örüyoruz. 1. 2 3 ve 4 örüyorum 4ü trabzanımı da ördükten sonra 4 tane trabzanımı tamamladıktan sonra 2 tane zincirimi çekiyorum 2 zincirimi tam ortadaki boşluğun içerisine gelerek batıyorum ve kalbimizi ikinci kez örmüş oluyoruz. Şöyle bakalım. Bakın bu şekilde birbiri ardınca devam edecek. Yeniden bir kez daha tekrarlayalım. 7 tane zincirimizi çekerek başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Geriye sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 2 defa dolayalım. 5. zincir yuvasının içerisine girerek örmeye başlayalım. 4 defa kenardaki zincirimizle birlikte toplamda 5 defa trabzanımızı tamamlayalım. 1 2 3 toplamda 3 oldu. Aynı yere giriyorum. 4. ördüm. Ve toplamda zincirimle birlikte 5 oldu. 4 tane trabzanımı yaptım tığımın başını doluyorum. Bir sonraki hemen bakın bir sonraki zincirimin içerisine iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ikili trabzanın başını bir defa doluyorum. Aynı yere ikinci kez girerek batıyorum ve iki tane trabzanımı örüyorum. Bir sonraki sıraya ise bakın bir sonraki sıradaki zincirimizin içerisine direkt batarak bir tane sık iğnemizi örüyorum ve kalbimizin yönünün bir tanesi oluşuyor. Sık iğnemden sonra hemen bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümü asla çevirmiyorum. Aynı yönden şu şekilde yandan giriyorum ve örüyorum. Hemen dibine bir tane sık iğnemi yerleştiriyorum. İlmeğimi geçirdikten sonra şöyle gevşetmeyelim. Tığımın başını doluyorum dibine bir tane başını bir defa doladığımız ilmeğimizi örüyoruz ve tek seferde çekiyoruz. İki tane trabzanımı ördüğüm bölümün içerisine bir defa başını doluyorum. İki de defa yine trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Bir ve iki. İki trabzanımı da tamamladıktan sonra ortadaki dört tane trabzanımızı ördüğümüz noktaya iki defa başını dolayarak girelim ve dört defa ikişer ikişer alarak örelim. Birinciyi ördüm, ikinciyi, üçüncüyü ve dördüncü trabzanımı da örüyorum. Bir, iki ve üç. 2 zincirimi çekip tam ortaya batıyorum ve kalbimin bir tanesini daha bu şekilde örüyorum 7 zincirimizi çekerek yukarıya doğru örmeye devam ediyoruz bakınız bu şekilde dizilecekler gayet güzel şık bir görüntüsü olacak şimdi istediğimiz uzunluk ölçüsü gelene kadar birbiri ardında kalplerimizi dizmeye devam edelim saç bandımızı örerek geldim Sayalım kaç tane kalp yaptığımızı. 2 4 6 8 10 12 14 16 tane kalp morumuz da var. 2 4 6 8 10 12 14 15 kalp de sarı bandımızda var. Şimdi kenarlarda 30 tane zincirimizin olması gerekmekte. 30 zincirimi de çektim. Hemen bitişimi yaptıktan sonra bakınız iki tane zincir çekip batmıştım. Normalde 7 tane zincirimizi çekip tekrar e, kalbimizi yapmaya başladığımız yere devam etmeden yukarıya doğru toplamda 30 tane zincirimi çektim. 30 zincirimizi tamamladıktan sonra şu şekilde ipimi kesiyorum. sıkıştırıyorum. Sıkıştırıp yine buradaki fazla olan ipimizi güzelce sıkıştırdıktan sonra keselim. Diğer tarafta aynı şekilde başlangıç noktamı da sıkıştırıyorum ve kesiyorum. Bu şekilde bandalarım, bandanalarımız kullanılmaya hazır hale geliyor. Evet bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.